biten canlarla yüreklerimiz dağlandı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla İzzet Baysal Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bolu İl Temsilcisi Gazi Kemal Özdemir, İl Protokolü, Kurum Müdürleri, Gaziler ve Şehit Yakınları, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan salon programında ilk olarak İzzet Baysal Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Emre, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi. Çanakkale Zaferi, zor şartlar altında binlerce şehit verilerek kazanılmış, mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Her siperde ayrı bir destan yazan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da Çanakkale geçilemez ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. Kanla yazılmış bir destandır Çanakkale. Milletinin geleceği için kendi geleceğinden vazgeçmiş, kendi kaderine boyun eğmiş ama vatanın kaderine boyun eğmemiş Mehmetçiğin sessiz çığlığıdır. Vatan sevgisini kendinden, anne babasından, sevdiğinden üstün tutmuş yüz binlerin zaferidir. Mermisi tükenmiş, mevziğini terk edip geri çekilmek yerine süngüsünü takıp taarruza geçmiş, düşmana doğru koşarken ölümü kucaklamış korkusuz on binlerdir Çanakkale. Yok olmuş hayallerin, ahirete bırakılmış kavuşmaların resmidir. Evladını kaybetmiş bir annenin feryadı, babasına bir daha sarılamayacak çocuğun özlemidir. Çanakkale kanını dökmüş, uzuvlarını kaybetmiş, iyileşip kalan parçalarını feda etmeye hazır Mehmetçiğin inancıdır. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bolu İl Temsilcisi Gazi Kemal Özdemir de 18 Mart'ın önemini, vatanın parçalanamaz bir bütün olduğunu, Ulu Önder Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda hareket edileceğini vurguladı. Bugün ülkesi, bayrağı, vatanın bütünlüğünü uğruna canlarını feda eden bağımsızlığın abideleri, yurt sevgisi ve kahramanlığın en büyük sembolleri olan şehitlerimize şükran ve minnet duygularımızı sunduğumuz gündür. Bugün ebedi başkomutanımız Ulu Önder Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ülkeleri doğrultusunda kendilerine tehdit edilecek vatan topraklarını savunma görevine her an hazır olma maksatlarıyla görevleri başında yitirdiğimiz kara, deniz ve hava şehitlerimizi bir kez daha saygıyla andığımız gündür. Konuşmaların akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Gerektiğiniz, dönmeyi düşünmeden cepheye koştuğunuz içindir. Programın devamında İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratorya gösterisi sahnelendi. Dönmüştü yarımada mahşer yerine. Çanakkale Savaşı. Çanakkale'de yaşanmış destanlardan ufak bir tiyatro gösterisi oynandı. Program gösterilerin ardından sona erdi. Selenen güçlü olan